Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere şu anda ekranda görmüş olduğunuz logoyu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce açıklama kısmında bulunan Discord sunucuma gelebilirsiniz. Burada tasarım incelediğimiz kanallar var. Aynı zamanda ben de inceliyorum. İşte benim moderatörlerim olsun. Yani herkes burada tasarımınızı oylayabiliyor. Burada materyal alabileceğiniz birçok kanal var. Eğlenebileceğiniz kanallar var. Daha fazlası için açıklama kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Yorumlara da sabitlerim. Gerçekten güzel bir ortamımız var. Fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak PCTorch'a geliyorum ve buradan Black Document'e basıyorum. 1000'e binlik yeni bir sayfa açıyorum. Sayfamı açtıktan sonra sonsuzluk işaretine basıyorum. Filter'a basıyorum. Buradan Type'ı fill yapıyorum. Rengimi de siyah yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra galerime giriyorum. Galerimden Pixel Lab klasörünü buluyorum. Font, materyaller vesaire hepsi açıklama kısmında bir linkte var. Oradan gidip indirebilirsiniz. Reklamı gerçekten çok basit bir şekilde geçebiliyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Fontumuzu, yazımızı bu şekilde koyduk. Geliyorum buradan Select Pixels diyorum. Sonsuzluk işaretine basıp Gradient'a tıklıyorum. Benim bu şekilde bir Gradient'im var. İsterseniz videoyu durdurup SS alabilirsiniz. İsterseniz buradaki renk kodlarını girip bu şekilde yapabilirsiniz. Açık renk kodumuz bu. Koyu renk kodumuz da bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Ben bu logoyu çektiğim videoda turuncu yapmışım. Turuncu yaptığım için de videoda pek güzel durmamış. Bu şekilde olmamış. Yani biraz parlama efektleri gitmiş. Bunu sarı yapın. Yani videoda turuncu dediğim her şeyi sarı yapın. Bu şekilde güzel bir logoya sahip oluyorsunuz. Videoya devam edelim. Bunu hafif böyle çapraz veriyorsunuz ve tik işaretine basıyorsunuz. Daha sonra yeni bir katman açıyorsunuz. Buradan gelip fill veriyorsunuz buna, yine siyah bir renk ya da rengi fark etmiyor. Yazıyı gelip Select Pixels diyorsunuz, seçiyorsunuz. Üstteki katmana gelip Cut diyorsunuz, kesiyorsunuz. Kestikten sonra Fix kısmına basıyorsunuz ve Glow'a tıklıyorsunuz. Glow'un rengi bu şekilde turuncumsu bir renk olabilir. Şu an zaten kodları görüyorsunuz. Bu şekilde bir renk verebilirsiniz. Ben bu şekilde veriyorum. Verdikten sonra tik işaretine basıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan yazıyı tekrardan seçip üstteki katmana gelip Extract diyorsunuz ve etrafındaki siyah kısmı kesmiş oluyorsunuz. Daha sonra buradan blend modunu da linear dodge olarak ayarlıyorsunuz. Bunu ayarladıktan sonra bu ikisini birleştiriyorsunuz. Yeni bir katman açıyorsunuz ve yeni katmanı bu yazımızın altına alıyoruz. Buradan bu şekilde bir kare, böyle bu şekilde bir kare dikdörtgen yapıyorum. Bunu tam böyle yazıya ortalıyorum ve buradan gelip fill stroke'a gelip siyah renkte fill veriyorum. Ve burayı kapatıyorum. Seçimi de kaldırıyorum. Artıya basıyorum. Dublage layer diyorum. Yeni oluşturduğum katmanı altı alıyorum. Select pixels diyorum. Gelip buradan fill stroke'a basıp rengini turuncu yapıyorum. Açık bir turuncu yaptıktan sonra tik işaretine basıyorum ve buradan fix kısmına geliyorum. Buradan ikinci kısma geliyorum ve glass efektini veriyorum. Bu şekilde bunu kısıp açabilirsiniz. Ben %80-185 olarak kullanıyorum. Tik işaretine bastım, geldim. Bu ikisini de buradan gelip birleştirdim. Daha sonra buradan bu katman seçiliyken fix'e basıyorsunuz. Basitten glove ekliyorsunuz buna. Glove'un ayarları bu şekilde görebilirsiniz. Aynı glove'u hiçbir şey değiştirmeden üstteki yazıya da bu şekilde verebilirsiniz. Sadece bunda blur'u biraz arttırıp şunu da az bir şey kısabiliriz. Bu şekilde verebilirsiniz. Bu arada ben iç ışımayı birazcık az vermişim ama siz daha fazla vererek yazının biraz parlamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra bu ikisini birleştiriyorum ve geliyorum buradan sonsuzluk işaretine basıp warp'a tıklıyorum. Buradan mesela bunu aşağıya sürüklerken tam çaprazını da yukarı sürüklüyorum. Bu şekilde dalgalı bir yazı elde etmiş oluyorum ve tik işaretine basıyorum. Bunu kendiniz istediğiniz gibi dalgalandırabilirsiniz. İstediğiniz gibi bunu değiştirebilirsiniz. Daha sonra artıya basıyorum, dublage layer diyorum. Bunu alta çekiyorum. Daha sonra transform diyorum ve bunu arkada bu şekilde büyütüyorum. Ortalıyorum ve koyuyorum. Geliyorum buradan opaklığını kısıyorum. Opaklığı kıstıktan sonra artıya basıyorum, dublage layer diyorum ve bunu bir alta çekiyorum. Çektikten sonra transform diyorum ve bunu da bunun altına bu şekilde çekiyorum. Aynı şekilde bunu da dublage layer diyorum
ve bunu da üst tarafa bu şekilde çekiyorum. Şimdi şu üstteki yani ortadaki katmana geliyorum ve fix'ten drop shadow veriyorum. Ayarları görebilirsiniz. Bunu 3 kere arka arkaya bu şekilde veriyorsunuz. 3 kere verdikten sonra bunun opaklığını biraz daha açabiliriz. Bu şekilde gayet güzel. Güzel, biraz daha açalım. Tamam, şu an gayet güzel. Sonra şu ikisini birleştiriyorsunuz. Yani üstte ve tam altta olan katmanları birleştiriyorsunuz. Gelip buradan opaklığını kısıyorsunuz. Bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Az bir şey açabiliriz. Evet, bu şekilde şu an gayet güzel gözüküyor. Şu ortadakini az bir şey kısabiliriz. Evet, şu an arka planımız ve yazımız hazır. Bunları yaptıktan sonra ben yine açıklama kısmındaki pack'in içine koymuş olduğum bir tekstürü buna ekleyeceksiniz. Ben tekstürümü alıyorum, ekle diyorum, bunu büyütüyorum, bu şekilde buraya ekliyorum. Geliyorum buradan blend modunu overlay yapıyorum. Opaklığını da %30-40 bir şey yapabilirsiniz. Hatta tam böyle %30 yapalım. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan galerime giriyorum. Bu sefer açıklama kısmında yine size bunları vereceğim zaten. Bu sefer smoke ekleyeceğiz, yani duman efekti ekleyeceğiz. Smoke girdim, buradan smoke efektimi aldım. Büyütüyorum, bu şekilde ortalıyorum. Tik işaretine basıyorum ve gelip buradan blend modunu overlay yapıyorum. Smoke en üstte, onun bir altında da texture olacak. Bu şekilde gayet güzel bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Şimdi şu ortadaki yazımın üstüne tıklıyorum. Artıya basıyorum ve galerime giriyorum. Sizlere açıklama kısmında yine zaten pack'in içinde olan bir partikülü eklemeniz gerekiyor buraya. Şu partikülü alıyorum. Bu şekilde büyütüyorum ve buraya koyuyorum. Biraz daha büyütüyorum. Bu şekilde buraya koyuyorum. Daha sonra tik işaretine basıyorum. Geliyorum buradan blend modunu linear dodge olarak ayarlıyorum. Daha sonra geliyorum select pixels diyorum. Bu etrafını seçiyor. Yeni bir katman açıyorum. Ve o katmana da fiil ekliyorum. Fiilin rengi zaten turuncu. Bu şekilde koydum. Fiilin blend modunu overlay yaptım. Geldim alttaki partikülü siyah beyaz yaptım. Ve bu şekilde partikülü renklendirmiş olduk. Aynısını üst tarafa da yapıyorum. Bu şekilde üste taşıyorum. Buraya bunu koyuyorum. Dubleş layer diyerek çoğaltabilirsiniz. Aynı ışığı dubleş layer diyerek üst tarafa da bu şekilde koyuyorum. Bu arada bu renk çok koyu gibi gözüküyor. Bunu biraz daha sarımsı bir şey yapabilirsiniz. Bu şekilde ortadakiyle uygun bir şey yapabilirsiniz. Şu ışıkları birleştiriyorum. Daha sonra şu yazının altında olacak şekilde bunları ayarlıyorum. Partikülleri de birleştiriyorum. Partikülleri çoğaltıyorum ve tam böyle yanlamasına çeviriyorum. Onlara bir ışık eklemeyeceğiz. Onlar sadece bu şekilde kalacaklar. Sonra şu iki partikülle birleştirebilirim. Daha sonra tekrardan galerime giriyorum ve buradan partiküllerimden buradan 63. partikülümü alıyorum. Buraya ekliyorum. Bunu büyütüyorum, biraz daha büyütüyorum ve üst tarafa bu şekilde koyuyorum. Geliyorum. Blend modunu linear dodge yapıyorum. Daha sonra dubleş layer yapıyorum. Transform'a basıyorum. Flip Y, Flip X'e bir kere basıyorum. Ve tam alt kısmına koyuyorum. Bu ikisini buradan gelip Merge Don diyerek birleştiriyorum. Geliyorum buradan opaklığını birazcık kısıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bu arada dediğim gibi şu alt ve üstteki ışıkların rengini biraz daha böyle sarı yapabilirsiniz. Veya sarı yapmak yerine bu şekilde opaklığını da biraz kısarsanız halledebiliyorsunuz. Galerime tekrardan giriyorum. Buradan bir geriye çıkıyorum. Buradan ben light efektlerime gireceğim. Buradan ışık efektimi alacağım. Bu şekilde bir ışık efektim var. Bunu alıyorum, büyütüyorum ve buraya üst tarafa koyuyorum. Daha sonra gelip blend modunu linear dodge yapıyorum. Bunu şu sarı ışığın altına koyuyorsunuz. Bunu hatta biraz daha büyütebiliriz. Bu şekilde koyuyorum. Artıya basıp dubleş layer deyip aynısından tam alt tarafa da koyuyorum. Bu şekilde ışık efektimizi vermiş oluyoruz ama bu ikisini de birleştiriyoruz. Logomuzun PC Touch kısmı bitti. Bunu buradan Done diyorsunuz, Save diyorsunuz. Bu biraz kısa sürüyor. Çok beklemenize gerek kalmıyor zaten. Bunu dedikten sonra buradan Save to Gallery diyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz ve PNG'ye basıp bunu kaydediyorsunuz. Bu arada görmüş olduğunuz gibi ilk yaptığım logo daha canlı olmuş. Çünkü onun rengini sarı yapmışım, bunu turuncu yapmışım. Bu logoyu sarı yapın. Zaten logonun rengini değiştirmekte bir şey yok. Ben yorumlara da yazacağım. Umarım videoyu sonuna kadar izlemeden fark etmişsinizdir. Buradan artıya basıyorum Lightroom'a geldiğimde. Artıdan buradan logomu seçiyorum. Logomu seçtikten sonra üstüne bir kere basıyorum. Zaten karşıma bir menü geliyor, geldi. Buradan
Sağ taraftan en alta iniyorum. Altta profiller kısmı var. Profiles kısmı var. Buradan Modern 08'i buluyorum. Modern 08 buldum. Buna ekliyorum, tik işaretine basıyorum. Daha sonra buradan Lights, yani ışık kısmına giriyorum. Burada ışıklardan kontrastı 9 yapıyorsunuz. 9-10 değerlerinde bir şey yapıyorsunuz. Ben direkt 9 yapacağım. Highlights'ı -21 yapıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınızda logo bitmiş oluyor. Ama yine söylemiş olayım, bu logoyu sarı yapın. Sarı yaparsanız çok daha güzel oluyor. Zaten videonun başında da gördüğünüz logoyu, yani sarı yaparsanız bu şekilde güzel bir logo ortaya çıkıyor. Ama mantığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Sarı yaptığınızda bu şekilde bir logo yapmış olacaksınız, elde etmiş olacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip aşağıya ufak bir yorum bırakabilirsiniz. Ayrıca kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda zili açarak her yeni video yayınlandığında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. I pray to God, man, I hope I don't die. I've been awake for days, so we all live.